Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda başlıkta görmüş olduğunuz gibi erkeklere eriten, yakan, kavuran hem erkeklere hem domuzlara, yani anladınız siz. 7 gizli şeyden bahsedeceğim. Yani eğer konuşmaya başladığınız biri varsa bu maddeleri uygulayarak onu yakıp kavurabilir. Sonra da Gizem ablanıza teşekkür edebilirsiniz tabii ki. Bu arada bu tarz videoların gelmesini isterseniz, yani taktik videolarının hala devam etmesini isterseniz, bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşuna zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Haftaya hashtag sizden gelenler gelecek. O yüzden beni sosyal medya hesabından takip etmeyi lütfen unutmayın. Neyse, lafı fazla uzatmayalım, hadi geçelim bakalım videomuza. Neymiş bu 7 madde? Allah'ım, ben çok yararlı bir kızım ha, değil mi? Fazla yararlıyım. Aşırı yararlıyım. Size zararım yok benim. Faydam var. Farkında mısınız? Neyse. Birini tanıyoruz. Domuz da olabiliyor. Adam gibi adam da olabiliyor. Ama bizim istediğimiz ne? Bize aşık olması. Bizi çok sevmesi. Beni bir sevsene sen. Allah'ım, yani bunu şey yapıyoruz. Anladın mı? Karşı tarafı. Diyoruz ki bana aşık ol gerizekalı. Gerizekalı benim için öl, bit, yan, tutuş, kavrul. Allah'ım, niye anlamıyorsun laftan? Neyse arkadaşlar, hemen birinci maddemize geçelim bakalım neymiş. Biz az değiliz ha. Birinci maddemiz istediğini bilen, kendinden emin olan ve özgüvenli kadınlar. Şimdi şöyle bir şey var ki, özgüven sahibi insanları herkes çok sever. Gerçi ben de çok severim. Kendinden emin olan, ne istediğini bilen, dengesiz olmayanları biz de çok severiz. Ama erkekler de çok seviyor arkadaşlar. Yani anladınız mı? Mesela özgüven deyince akla ne geliyor? Kendine güvenmek, kendini her anlamda ifade edebilmek. Ya her anlamda, her konuda kendinize güvenebilmek ve her konuda eğer bilgiliyseniz fazla egoist olmamak ama kendinize yine de güvenmek. Şimdi böyle olan kadınlar erkeklerin gözünde tabii ki artı bir öndedir. Tabii ki erkekler de bizim için öyle. Kendini bilen, ne istediğini bilen, özgüven sahibi erkekleri kadınlar da çok sever. Ama bizim çok sevdiğimiz kadar erkekler de çok seviyor kızlar. Haberiniz olsun. Bir kere hani sadece erkekler için değil, anladınız mı? Kendiniz için özgüvenli olun. Hayata karşı özgüveniniz olsun ya. Kendinize şöyle bir güvenin Allah aşkına. Kimseyi etkilemek için değil yani. Kendiniz için özgüvenli olmanız gerekiyor. Toplum için değil yani. Kendiniz için, anladınız mı? Kimseyi etkinizi altına almak için falan da değil yani. Bunu bilin, tamam mı? Bu videoyu çekiyorum ben ama çok da umurumda yani, anladınız mı? İstediğiniz için çekiyorum. Ha, beni sinir etmeyin. İkinci maddemiz ona özel lakaplar takmanız ve sadece yalnızken ya da baş başayken ya da mesajlaşırken söylemeniz. Şimdi erkekler kendisine takılan özel lakapları çok seviyor. Tabii ki Kro, Kezo, Domuz falan. Bak, bu domuz da bir lakap. Evet. Domuz diyebilirsiniz. Domuz. Gizem abla domuz dedim, beni engelledi. Allah Allah. Niye ki acaba? Yani arkadaşlar, ona özel taktığınızda ama kimsenin içinde bu lakapları söylemeyin. Yani özel olduğunu, o lakabın sadece onunla baş başayken ya da sadece onunla yalnız mesajlaşırken söylemeniz onun çok hoşuna gidecektir. Bu kadınlar için de öyle beyler, haberiniz olsun. Ama bu lakaplar lütfen tatlı, şirin, kibar lakaplar olsun. Yani hoşuna gidecek lakaplar olursa tabii ki ekstra hoşuna gidecektir. Ve ekstra bir adım önde olacaksınızdır. Dediğim gibi domuz, kro, sapık falan lakapları takabilirsiniz yani, benden öneririz. Çek çek. Şimdi üçüncü maddemiz ise onu hayatında her anlamda destekle. Şimdi bir erkek kadına, yani hayatındaki kadını tarafından desteklenmeyi çok sever ve herkesin, gerçekten her erkeğin hemen hemen hayallerinden bir tanesidir. Hayatındaki kadın beni her anlamda desteklesin, her anlamda benim yanımda olsun, benim yanımda dursun, beni sevsin, beni saysın, benim fikirlerime, benim kararlarıma özen göstersin ve saygı duysun. Şimdi her anlamda desteklemeniz tabii ki doğru olduğu konulardan bahsediyorum. Eğer yanlışsa yüzüne karşı, bak şu konuda yanlış yapıyorsun tarzında da destek olabilirsiniz. Hani illa yanlış bir şey yapıyor Gizem, ben işte destekleyeyim mi falan demeyin. Hayır, tabii ki yanlış bir şey yapıyorsa onu o konuda uyarmanız gerekiyor. Zaten eğer beyni varsa, yani domuz değilse, adam gibi adamsa, onu sevdiğiniz için, onu saydığınız için ve onun iyiliği için onu uyardığınızı tabii ki otomatikman anlayacaktır. Yanlış yapıyorsa, yanlış yapıyorsun, bak böyle böyle sonuçlar doğuracak ve sen üzüleceksin. Yine de destek olmanız gerekiyor. Yani kötü bir şey yapıyorsa da bu anlamda destek olmanız gerekiyor. Yanlışı söylemeniz, yanlışı, neden yanlış olduğunu anlatmanız da ona destek olmanızdır. Ama iş anlamında ya da kariyer anlamında ya da kişisel hayatında, bak şöyle yap, evet çok güzel gidiyorsun, kesinlikle böyle yapmalısın. Ya sen çok başarılısın, ben senin her zaman yanındayım. Sen yaparsın ya, sen her işin üstesinden gelirsin tarzında gazlarsanız, gerçekten bak erkekler gazlanmayı, desteklenmeyi çok çok severler. Yani pohpohlanmayı, özellikle kariyer anlamında hayatındaki kadın onu pohpohluyorsa ve yanında oluyorsa, destek veriyorsa, öyle bir öndesiniz ki onun için anlatamam. Yani
bir erkeğe sen üf yapamazsın, sen zaten bunu beceremezsin derseniz o erkek o ilişkide yani o kişi yok sayacaktır. Çünkü diyecektir ki benim hayatımdaki kadın bile bana inanmıyor, bana güvenmiyor, işte modumu düşürüyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor, bana destek olmuyor tarzında düşüneceği için otomatikman size eksi gözüyle bakabilir. Ama tabii ki desteklenmek her erkeğin hoşuna gidecektir. O yüzden hayatınızdaki erkeği bu anlamda desteklerseniz onun için önde olacaksınız. Haberiniz olsun. Dördüncü maddemiz ise herkesleşmeyen kadınlar. Şimdi bazen şöyle olmak için işte atıyorum havalı görünmek için gözlük tak. İşte seksi görünmek için kırmızı ruj sür. Şöyle durmak için şöyle davran. Böyle görünmek için böyle ol falan. Bunlar tabii ki arada psikolojik olarak yaptığımız şeyler. Tabii ki bunu huylarınıza yansıtmayın derim. Yani sadece dış görünüşünüze kalsın bu anlamda taktikleriniz. Yani kendiniz olmanız, doğal olmanız sizi zaten kimseleştirmeyecektir. Ve herkesin karakteri kendine. Yani eğer sen kendin olursan ilişkide ve kendi doğallığını yansıtırsan kişiye, flörtün de aynı şekilde olabilir yani bu kişi. Kendi doğallığını, kendi karakterini karşı tarafa yansıtabilirsen zaten otomatikman senin gibi bir karakterde insan olmadığı için yani çeşit insan var diyoruz ya. Sen farklı bir çeşitsin. Eğer sen farklı çeşitliğini karşı tarafa gösterirsen herkes olmayacaksın ve farklı olacaksın. Onun gözüne farklı görüneceksin. Yani doğal ol, kendin ol. Aklın neyse fikrin de o olsun. Yani söylediğin söz de o olmalı. İşte şöyle yaparsam benden sor, böyle yaparsam şöyle olur, şöyle. Hayır kardeşim, sen kendin olacaksın. Doğal olacaksın. Bir kere ya diyelim ki flörtleştiğin kişiye olmadığın bir karakterde gibi göründün ve o şekilde ilişkiyi bir şekilde bir seviyeye getirdin. Atıyorum sevgili oldunuz flörtünden sonra. Kardeşim zaten sürekli yan yana olacağınız için ya da sürekli mesajlaşacağınız, konuşacağınız için otomatikman kendi karakterini bir şekilde ortaya çıkaracaksın ve o diyecek ki ulan başta konuştuğum kız kimdi, şimdi konuştuğum kız kim? Ya da kadınlarda da aynı şekilde. Başta konuştuğum adam kimdi, şimdiki domuz yani. Aha, domuzmuş bu. Allah'ım. Yeni fark ettik. Sürpriz yumurta gibi çıktın yani ortadan böyle. O yüzden kendiniz olun. Kimseleşmeyin. Hiçbir zaman kimseleşmeyin. Ve her zaman kendi karakteriniz olun. Ve kendinizden asla ödün vermeyin. Ben buyum diye bilin yani. Anlatabiliyor muyum? 5. maddemiz ise yeri geldiğinde onunla delirebilmek ve arkadaşı olabilmek. Şimdi tabii ki hayatınızdaki insan ya da flörtleştiğiniz insanla ben sevgilisiyim bunu benimle yapamaz. Ben sevgilisiyim bu benimle olmaz. Hayır, sen yeri geldiğinde onun arkadaşı gibi sohbet etmelisin. Yeri geldiğinde arkadaş gibi dedikodu yapmalısın. Gülmelisin, eğlenmelisin, dans etmelisin. Hoplamalısın, zıplamalısın. Saçma sapan şeyler konuşabilmelisin. Yani eğlence bir ilişkide olması gereken şeylerden biri. Yani onunla eğlenebileceğini göstermeniz gerekiyor. Eğer hayatınızdaki erkek hem sizinle eğlenip hem de güzel bir ilişki yaşayabileceğini ve sizinle sohbet etmeyi yani sizinle aynı dili konuştuğunu fark ederse otomatikman siz onun için zaten ön planda olacaksınızdır ve seçeceği kişi siz olacaksınızdır. Sürekli ciddi ciddi sürekli sevgilimle bu olmaz, bu arkadaşım olur ama bu sevgilim olmaz. Hayır, arkadaş gibi olmanız gerekiyor bir ilişkide. Eğlence, sohbet, muhabbet yani gülmeniz bir ilişkinin gidişatı için çok önemli, aynı dili konuşmanız. O yüzden bu yanınızı ona gösterin. Tabii ki o istediği için öyle olmak zorunda değilsin. Ama dediğim gibi gülmelisin, saçmalamalısın, eğlenmelisin. Bu onunla zaten her şey yapabileceğin anlamına geliyor. Yani her anlamda onun hayatında olduğun yani nereye baksa eğlenmeksen, gülmeksen, sohbet etmeksen, sevmeksen, sevilmeksen. Yani her anlamda onun karşısında sen olursan zaten onun karşısında başka seçenek çıkamayacak otomatikman. O yüzden dediğim gibi bu anlamda tabii ki onunla her şeyi paylaşmanız onun için bir adım önde olmanız demektir. Bu erkekler için de geçerli ama haberiniz olsun. 6. maddemiz, bunu üzülerek söylüyorum ki dış görünüş. Şimdi bir erkek yani tabii ki bakımlı bir kadın kendine özen gösteren, kendine bakan, işte tırnakları yok, saçı başı, makyajı üstü başı düzgün olsun işte. Bunlara tabii ki her kadın da dikkat eder, erkek de dikkat eder. Çünkü kalkıp yanınıza eşortmanla ya da pijamayla gelmesi mesela biraz özensiz. Tabii ki bu tarzı olabilir. Tabii ki öyle tanınmışsınızdır ve onun tarzı odur. O başka bir şeydir ama yanınıza özensiz geliyorsa sanki kendini özensiz gibi hissetme durumu olabilir erkeklerde. Aa bak, yanına özenmeden geliyor. Peki böyle düşünüyorsa bu domuzun tekidir. Sadece dış görünüşünüz için sizinle birlikte olan bir erkekten zaten size hayır gelmez. Siz bunun farkındasınız. Ama yine de ilişkide siz kendiniz için kendinize bakın. Anladınız mı? Kendiniz için dış görünüşünüze bakın. Bunu evet yazdım. Bir erkek için önemli olan maddelerden bir tanesi. Evet doğru ama bir erkek için yapmanızı ben asla tavsiye etmiyorum. Yani kendiniz için yapmalısınız. Kendiniz için giyinmelisiniz. Kendiniz için saçınızı, makyajınızı yapıp kendiniz için dışarı çıkmalı ve güzel görünmelisiniz. Biri için yapıyorsanız zaten bu özgüvensiz olduğunuz anlamına gelir. Eğer kendin için bir şeyler yapıyorsan ve kendin için çabalıyorsan dış görünüş anlamında ya da farklı konularda bu tabii
tabii ki seni özgüven sahibi yapacaktır. Bazı kadınlar için de öyle tabii ki. Şimdi kalkıp buraya bir kadın için dış görünüşün asla önemi yok falan diyemem. Ama tabii ki sadece dış görünüş için birlikte olduğunuz erkekler ya da sadece dış görünüş için birlikte olduğunuz kadınlar çok kısa süreli olacaktır. Çünkü aslında farklı karakterdedir ve sadece göz zevkine hitap ediyordur ve karakteri hiç sana göre değildir. O yüzden tabii ki bu ilişkiler sürdürülemez olacak. Çünkü dış görünüşte kapılmıştır, yürümüştür, gitmiştir. Ne bir sohbet edebiliyor, ne gülebiliyor, ne eğlenebiliyor, ne aynı dilden konuşabiliyor. Bu tabii ki sürdürülemez bir hal alacaktır. Ama önemli maddelerimizden yine de bir tanesi. Kendiniz için kendinize. Bakın siz kendiniz için güzel olun. Her şeyi kendiniz için yapın. Bunu söylüyorum baştan. Anlaşalım. Kimse için değil. Hiçbir erkek için ya da hiçbir kadın için değil. Yedinci maddemiz ise kendinize has prensipleriniz ve kilit noktalarınız olsun ve tabii ki kendinize saygınız olsun. Bu en önemli şeylerden bir tanesi. Şimdi bir kere bir ilişkide saygı olmazsa olmaz ve kişinin kendine saygı yoksa otomatikman karşı tarafa da saygı göstermesi beklenemez. Bunda hemfikiriz. Ama kilit noktalarınız da olmalı. Yani bir ilişkide ya da bir flörtte karşı taraf siz bunu yaparsanız bu ilişkiyi bitireceğinizi, ben şu hatayı yaparsam bu kişi buna gelemez. Bunu demeli karşı taraf. Anladınız mı? Bu korkuyu ona vermeniz gerekiyor. Her anlamda ona vermeniz gerekiyor bu korkuyu. Prensiplerinizin olduğunu, yani neye gelemeyeceğinizi karşı tarafa hissettirin. Ya, tabii ki bu kişiye göre değişir. Ben yine genel bir madde hazırladım ama atıyorum sen sürekli kulübe çıkan, sürekli kızlarla takılan, sürekli kız arkadaşları olan bir erkek istemezsin hayatında. O böyledir ve senin bu kırmızı çizgin olduğunu bildiği için ve sana değer verdiği için otomatikman bunlardan uzak durmak ister. Çünkü sen ona gelemiyorsundur. Yani her şeyi kabul eden, her şeyi okey diyen, her şeyi tamam diyen kadınlar erkeklerin gözünde pek de vasıfsız gibi bir şey, anladınız mı? Erkeklerin de öyle. Ya zaten ilişkide herkesin bir prensibi olması gerekiyor. O bunu yaparsa da ben onu severim. O bunu yaparsa da ben kabul ederim derseniz karşı taraf, ya sizin kendinize saygınız yok. Siz kendinizi çiğniyorsunuz o noktada. Karşı taraf sizi neden çiğnemesin? Neden üstünüze basıp ezip geçmesin sizi, anladınız mı? Sizin kendinize saygınız olsun. Gelemeyeceğiniz noktalar olsun. Kilit noktalarınız olsun. Ve bunu karşı tarafa hissettirin. Ben bunu yaparsam ona gelemez kardeşim. Desin yani, anladın mı? Desin ya, gözü korksun isterse bundan. Emin olun erkekler için çok daha iyi yerlerde olacaksınız. Çünkü bir erkek dikkat etmek ister. Bu anlamda dikkat etmek ister. Bu anlamda karşı tarafın kırmızı çizgisi olması, karşı tarafın kendisine saygısı olması ve karşı tarafa da saygısının olması otomatikman ona saygı göstereceği anlamına geliyor. Yani ilişkide zaten saygı olmak zorunda. Anladınız mı? Saygısı olmayan birinin sevgisinin olmasını bekleyemezsiniz. O yüzden eğer özellikle flört halindeyseniz karşılıklı birbirinize saygı göstermeye çalışmanız gerekiyor. Saygıyı ön planda tutmanız gerekiyor ama her şeyden önce kendinize. Kendinize saygı göstermeniz gerekiyor tabii ki. Karşı tarafa gösterdiğiniz gibi. Evet arkadaşlar, bu 7 maddeye dikkat ettikten sonra emin olun. Yani gerçekten emin olun. Yani şey yapamayacağınız kimse yok. Anlatabiliyor muyum? Elde etmeyeceğiniz erkek yok. Çünkü evet, çoğu erkek bu 7 maddeye zaten çok önem verecektir. Ya şöyle baktığında mesela maddeleri, tabii ki kadınlar da bu tarz şeylere çok önem verir şimdi. Yani yalan söylemeyelim. Bizim önem verdiğimiz kadar tabii ki erkekler de bunlara önem veriyor. Söylemek istedim. Haberiniz olsun kızlar, yani Allah'ım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bana teşekkür etmeyin, tamam, hadi denedin. Aşağıya teşekkür ederiz. Hepinizi çok seviyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz taktik videoların devamının gelmesini isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşuna da zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki beni sosyal medya hesabımdan takip etmeyi de unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.